Ulama. Ulama. Gayet güzel. Hocam çok iyiyiz. İktidarın simgesi olan kumanda. Kızıl ötesi ışınlar yayan bir alet kumandadır. Uydurmak. Uydurmaktır efendim. Yüz bulmak. Nedir Nuri Bey? Yüz bulmak. Cesaretinizi tebrik ediyorum. Oraya. Göbek dansı. Nedir? Göbek dansı. Göbek dansıdır. Ve kasayı buradan alır. 7800'e taşır. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Nuri Bey ile karşı karşıyayız. Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Daha iyiyim önceki yarışmaya göre. Öyle mi? Güzel. Alıştınız mekana. Daha rahat, evet. İyi. Geçen seferki 7800 zaten alıştırma turuydu efendim. Bu sefer 9800. Nasip inşallah, bakalım. Hadi hayırlısı bakalım. Arada çıkıntılık yapacak sorularım var. Erinç Bey çok net bir şekilde karşılaştı onlarla. Fakat şanssızdı. Hani daha beklediğimizden daha mütevazı bir puan aldı. Fakat bu şanssızlıktan ötürü cereyan etti. Ümit ediyorum ki siz daha rahat bir şekilde ilerleyeceksiniz. İnşallah. Başlayalım mı? Başlayalım. Buyurun gelsin. Hükümdar asası ve işaret olarak yere dikilen çubuk anlamlarında bir erkek ismidir. Harf alayım. Hani futbolculardan bahsetmiştik. Çok ünlü bir futbolcunun da adıdır. Çok ünlü bir futbolcunun adıdır. Birçok takımda top koşturmuştur. Yurt dışında da. Arda. Arda! 200 puan değerinde. İkincisinde daha rahat edeceksiniz efendim. Buyurun. Şehzade eğitmeni. Lala. Lala. 400 puan daha. Haydi geliyor. 5 harfli cevaplar. Tek kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Üzüldüğünü, alındığını, kırıldığını öfkelenmeden belirtme. Harf alayım. Şarkılarda derler ki sevgiden doğarmış efendim bu. Nokta nokta sevgiden doğar. Nasıl yalan? Nokta nokta etmek. Yani biraz böyle şikayet eder gibi. Niye öyle yaptın? Ah senden bir hiç beklemezdim filan. Pasif agresyonun şöyle biraz derli toplu hale getirilmiş aslına bakarsanız. Bir harfte alayım. Bir tane daha. Sitem. Sitem! Çok harf aldık yahu. Neyse. Buraları hızlı hızlı geçelim de asıl puanları aşağıdaki sorular kazandıracak zaten. Buyurun efendim. Tespit yazısı. Batı kökenli bir kelime. Türkçesi yazanak. Kullanılıyor mu? Vallahi ben hiç duymadım yazanak. Harf alayım. Buyurun. Yani bir nokta nokta tuttular. Nokta nokta hazırladılar. Harf alayım. Geçen yılla ilgili nokta noktamı sunuyorum size. Rapor. Rapor. 300 puan değerinde. Haydi gelsin. Yine Batı kökenli bir kelime. Yaygın kullanılıyor dilimizde. Nuri Bey 9000'i aşabiliriz halen. Gizemsel anlamında Fransızca kökenli bir sıfattır. Harf alayım. Burada gizemsel olaylar oluyor. Erinç Bey buldu. Neyse ki siz duymadınız. Harf alayım. Bir tane daha. T var, K var. Nasıl bittiğini bulduk gibi. Arada da bir sesli harf. Mistik. Mistik. 400 puan. Şimdi efendim, Vietnam filmleri. O izlediğiniz Vietnam filmlerini bir tekrar bir hafızanızı böyle tazeleyerek, şöyle bir havalandırarak geçirin gözünüzün önünden. Yangın bombalarında kullanılan oldukça yanıcı jel kıvamında bir birleşim. Böyle hani o filmlerde oluyor, atıyorlar. Harf alayım. Palmiyelerin arasından filan. Ne? Napalm. Napalm bombası. 2000 oldu kasa. 7 harfidir, tek kelimedir, çok basit sorudur. Lütfen harf almayın burada. Buyurun. Tecrübe etmek. Deneyim. Mekmak. Öyle bitsin. Denemek. Yapıştırın gitsin. Tamam. Burada da harf almamanızı bekliyorum Nuri Bey. Hatta biraz zorlamayı düşünüyorum size harf almayın diye. Çünkü 8800'e ulaşabilecek durumdayız. Ulaşalım da lütfen. Buyurun. Bir tür tüfeğin, oldukça eski bir tüfeğin, dilimizde civan mert delikanlılara yakıştırılan Arapça kökenli adı. Bugün mesela 3 yarışmacım da maşallah AK-47 gibi. Harf alayım. Ne gibi derler?
şimdi hatırlamıyorum ama galiba ünlü bir şairimiz. Filinta. Evet, buyurun. 3300 yaptığınız kasayı 8 harfli cevaplara ulaştınız. Buyurun. Çok basit soru. Çoğu motorlu araçta ışık siperi olarak kullanılan ön camın üstündeki kanat. Neydi onun adı? Nokta noktayı indir. Ruhsat nerede? Nokta nokta. Ah. Güneşlik. Güneşlik. 800 puan. Bu da harf almadan cevaplanır efendim. Bir bitkinin adıdır. Böyle neyse. Önce okuyayım da belki ihtiyaç duymayacaksınız çünkü. Kafanızı karıştırmayayım. Soru şöyle. Mecazi anlamda mızmız, sevimsiz, başkalarıyla ilişki kuramayan kimse anlamında kullanılır bu bitkinin adı. Çayı yapılır. Sinameki. Sinameki. 800 puan değerindedir. Hazır girmişken bitkiler alemine buyurun bir yenisi geliyor karşınıza. Turunçginlerin Çin kökenli üyesi. Ki adı da standart Çince ile, daha doğrusu standart Çince'nin lehçesiyle bir harf istediler. Benzer. Yani bu meyvenin adı. Bir harf daha alayım. Çince'nin o standart lehçesinin adına çok benziyor. Onu demek istedim. Bir harf daha alayım. Hiçbir şey ifade etmedi. Nokta nokta Çincesi diye bir şey var. Duymuşsunuzdur onu. Turunçgil. Portakal var. Greyfurt var. Mandalina. Mandalina. Galiba ipucu veriyorum derken kafanızı karıştırdım biraz. Çok basit düşünmedim ondan. Ondan dolayı değil mi? Buyurun bakalım yeni soru. Efendim kişiye bol çıkar sağlayan kuruluş veya topluluk diye sorduk bunu. Dikkat, iki kelimeden oluşuyor. Harf alayım. Mecazi tanımlama. Buldun kendine bir nokta nokta derler. Harf alayım. Güzel çıkar sağlıyorsun. Güzel para kazanıyorsun. Ne kapı? Güzel kapı yani bak gıcırdamıyor. Yağlı kapı. Yağlı kapı. Her şey yolunda. Elimizde kaldığı iki tane soru 5 saniyede de ikisine birden cevap veririz efendim. Bunun sorusu biraz uzuncadır. Hızlıca okuyorum o yüzden. Haydi gelsin. Düşman birlikleriyle karşılaşma ve silahlı çatışmaya girme. Harf alayım. Durdurun. Allah. Neyse ki bir saniye kala durdurduk. İki kelime demiştim. Düşman birlikleriyle karşılaşma ve silahlı çatışmaya girme. Nokta nokta sağlandı. Nokta nokta gerçekleşti. Yani düşmanla böyle bir... Sıcak temas. Sıcak temas. 800 puan. Almayın burada. Harfte 8000'e bağlayalım şunu. Nasıl? Olmaz mı Nuri Bey? Hadi. Bildirmek, söylemek, anlatmak. İnatla aldınız o harf. İki kelime. Bildirmek, söylemek, anlatmak. Mal varlığını bildirmek. Beyan etmek. Bence harf almadan cevaplayacağız. Vay, kendini nasip. Yormadın Nuri Bey. Sanki bir yere sabit kalmış gibi oldum aynı puana gibi. Biraz nasip. Sağlamcı ilerlediniz ondan evet. Dolayı ama yine de o alkış az. Bir kuvvetlisini duyalım.